Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Oracle veri tabanında alt sorgular yani subquery dersini işleyeceğiz. Bu konuda şunu diyebiliriz. Alt sorgular yani subqueries bir alt sorgudan dönen sonuçların üst tarafta bulunan SQL cümlesine referans olması ile oluşur. Mesela bir ver filtreli basit bir select sorgumuz var diyelim. Bu ver filtresine gelecek değer sonuçta bir değer gelmesi gerekiyor oraya herhangi bir select işlemi filtreleme yapmak için. İşte buraya gelecek ver kısmına gelecek değeri başka bir select sorgusundan alma işlemine alt sorgu denir. O ver kısmındaki yazacağımız parantez içerisinde yazacağımız bölüm normal sorgunun alt sorgusu oluyor. Bu nedenle alt sorgular denir. Şimdi bunun yapısını inceleyelim şu şekilde. Select list, burada kolonların listesi yani. From table, tablo ismi, ver filtresini burada ne istiyorsak onu filtreliyoruz. Az önce anlattığım ver kısmında filtreye gelecek olan değeri burada bir select sorgusu ile veriyoruz. Bu da parantez içerisinde oluyor ve bu şekilde bir alt sorgunun temelini öğrenmiş oluyoruz. Alt sorgu mantığında ilk önce alt sorgu çalışır, daha sonra üst sorgu çalışır. Yani burada bir ver filtresi uygulayacaksak bunun ilk önce ver kısmına gelecek bir değer olması gerekiyor. İşte o değeri bulabilmek için de tabii ki ilk önce alt sorgunun çalışması gerekiyor. Daha sonra buradan oluşacak değer üst sorguya giderek bir filtreleme gerçekleştirmemizi sağlar. Şimdi şöyle bir örnek yapalım. Employees tablosundaki Abel'in maaşından daha yüksek maaşlı personelin soyadlarını listeleyelim. Sorgu üzerinde anlatayım. Select last name yani soyadını alacağız. Nereden? Employees tablosundan. Peki hangi sütun üzerinde işlem yapacağız? Ver salary yani maaşı üzerinde işlem yapacağız. Nedir bu işlem? Burada da şu kıstas var. Yani alt sorgu kısmı burasıydı. Gördüğünüz gibi parantez içerisinde. Diyoruz ki select salary from employees ver last name eşittir Abel. Yani soyadı Abel olan çalışanın ya da çalışanların maaş bilgisi buradaki employees tablosundaki maaş bilgilerinden yüksek olanları getir. Çalıştıralım. Sonuca bakalım. Şimdi tekrarlayayım. Select salary from employees yani employees tablosunda soyadı Abel olan kullanıcıların employees tablosundaki maaşlarından büyük olanları getir. Neydi? Abel'in maaşından burada tabii ki Abel gelecek sadece. Çünkü Abel soyadı tek bir kayıt var. Abel'in maaşından daha yüksek maaşlı personelin soyadlarını listeleyecek. Örneğin X bir kullanıcımız var. Soyadı X olsun. X çalışanının soyadını alıyoruz ve bir alt sorgu olarak veriyoruz. Daha sonra diyoruz ki bu kullanıcıdan maaşı daha yüksek olan çalışanların düzeltiyorum. Bu çalışandan maaşı daha yüksek olan çalışanların listesini bana getir. Sorgu sonucu olarak. Burada tam olarak bunu sorguluyoruz. Bu sorgu sonucunda da bu kadar kayıt geliyor. Yani bunların maaşı Abel'in maaşından daha yüksekmiş. Bu soyada sahip kullanıcıların. Single row subquery. Bu tür alt sorgularda alt sorgudan tek kayıt döner ve karşılaştırma olarak aşağıdaki operatörler kullanılır. Eşittir, büyüktür, küçüktür, büyük eşittir, küçük eşittir ve gene eşit değildir. Eşit değildir kullanımı, operatörü kullanılır. Şimdi buna şöyle bir örnek yapalım. Yukarıda neydi? Burada soyadı Abel olan birden fazla kullanıcı olabilirdi. Yani iki akraba olabilirdi. Bunların ikisi aynı şirkette ise haliyle iki tane Abel soyadlı çalışan olacaktı. Bu nedenle iki kayıtla filtreleme gerçekleştirmek zorunda kalacaktı. Ancak
Burada single row subquery'de şunu garanti ediyor. Sana ver filtresine bir tane kayıt vereceğim. O kayıttaki bilgiyle bir filtreleme gerçekleştir ve onun sonucunu bana getir. Nedir? İlk önce subquery çalışırdı. Buradan bakalım. Select job ID from employees. Ver employee ID. Yani çalışanlardaki employee ID'si 141 olan çalışanın bu nedir? Employee ID'si unique'ti. Yani her çalışan için farklı bir employee ID vardı. Haliyle 141 nolu çalışan tek olması gerekiyor. Bunun bilgisi de dönecek bilgisi de tektir. Bu çalışanın job ID'si yani görev ID'si ni al. Buradaki sorguya ata ver filtresi olarak. Daha sonra job ID'si 141 nolu çalışanın job ID'si ile eşit olan çalışanın last name ile job ID bilgisini getir. Aslında burada tabii ki işi uzattık. Yoksa direkt buradan yazarak da bu sorgunun aynısını yapabilirdik. Sadece alt sorgunun çalışma mantığını anlamanız açısından bu faydalı bir örnekti. Burada tek sorgu, tek satır, bu sorguda tek satır geleceği garanti. Bunlara da single row subquery denir. Şimdi farklı bir kullanımını gerçekleştirelim. Select last name, job ID, salary from employees ver. Daha sonra burada bir değer var ve end diyor. Daha sonra da salary kısmı var. Bu nedir? Basit bir end operatörü kullandık burada. Dedik ki job ID'si employees tablosundaki employee ID'si 141 olan kaydın job ID'si olsun ve bu olsun aynı zamanda ve salary yani maaşı employees tablosundaki çalışanın 143 no'lu çalışanın maaş bilgisinden yüksek olsun. Dikkat edin burada yüksek olsun diyor. Bunları al. Eğer bunlara uyan varsa onların soy isim, job ID ve maaş bilgisini bana getir şeklinde bir sorgu. Bakalım. Gördüğünüz gibi bunlar bizim istediğimiz sorgunun sonucu olarak bize getirildi. Neydi bunlar? Tekrarlayalım. Maaşı Employees tablosundaki Employee ID'si 143 olan kayıttan çalışandan yüksek olan kayıtlar. Aynı zamanda bunlar buna uyuyor ve Employee ID'si 141 olan çalışanın Job ID'sine eşit olan yani 141 nolu çalışanın aynı 141 nolu çalışanla aynı göreve sahip çalışanlar diyebiliriz bunun için. Farklı bir örnek. Select last name, job ID, salary from employees, ver salary. Select min salary from employees. Employees tablosundaki salary değeri minimum fonksiyon yani min fonksiyonu kullanılıyor. En düşük maaşa sahip kullanıcının maaşını al, ver filtresine ver ve onun last name ile job ID ve salary bilgisini bana getir şeklinde bir sorgu. Şimdi şunu çalıştıralım ve kontrol edelim. Salary 2100'dü. Gördüğünüz gibi en düşük maaş 2100'müş. Diğerlerinin hepsi yüksek. Yani biz ne demiştik? Burada salary'si min. Yani en düşük maaşı olan kaydın bilgisini al, maaş bilgisini buna ata. Daha sonra bunun şu bilgilerini getirdi. Doğru kayıt, doğru sonuç geldi. Şimdi biraz daha karışık bir sorgu yapalım. Select department ID min salary from employees group by department ID having min. Burada şunu istiyoruz. Employees tablosunda department ID'si 50 olan kayıtlar arasında maaşı en düşük olan kaydın maaşını al. Ondan sonra having ve group by işlemini tabi tutuyor burada ve employees tablosundan bunun department ID'si ile maaş bilgisini istiyor.
bu şekilde bir sorgu. Gördüğünüz gibi 10 kayıt geldi ve bu şekilde